Tibet çanağı, geleneksel olarak Tibet ve Nepal bölgelerinde kullanılan el yapımı metal bir müzik aletidir. Bu çanaklar genellikle pirinç, bakır ve diğer metallerin alaşımından yapılır. İşte Tibet çanağı hakkında detaylı bilgiler. Yapısı ve kullanımı. Çanak şeklinde olan bu alet, kenarlarına bir çubuk veya tokmak ile vurularak ya da kenarları boyunca ovularak çalınır. Çalındığında uzun süre devam eden derin ve zengin bir ses üretir. Tarihi, kökenleri tam olarak bilinmemekle birlikte bazı kaynaklara göre 3000 yıl öncesine kadar uzanabilir. Geleneksel olarak Budist meditasyon ve ayinlerde kullanılmıştır. Kullanım alanları, meditasyon, ürettiği ses derin meditasyon durumlarına ulaşmaya yardımcı olur. Ses terapisi, alternatif tıp uygulamalarında stres azaltma ve rahatlama için kullanılır. Çeşitli müzik türlerinde kullanılır. Yoga, yoga seanslarında odaklanmayı artırmak ve rahatlatıcı bir ortam yaratmak için kullanılır. Enerji temizliği, bazı inanışlara göre çanağın sesi negatif enerjiyi temizler ve pozitif enerjiyi artırır. Faydaları, stres azaltma ve gevşeme sağlama, konsantrasyonu artırma, kan basıncını düşürme, uyku kalitesini iyileştirme, zihinsel berraklık sağlama. Tibet çanağının etkileri bilimsel olarak tam anlamıyla kanıtlanmamış olsa da, birçok kişi tarafından rahatlatıcı ve terapötik etkileri olduğu rapor edilmiştir. Çeşitleri, küçük el çanaklarından büyük yer çanaklarına kadar çeşitli boyutlarda üretilirler. Geleneksel olarak altın, gümüş, cıva, bakır, demir, kalay ve kurşun gibi 7 metalin karışımından yapılır. Ancak modern versiyonlarda farklı metal kombinasyonları da kullanılabilir. Ses özellikleri. Her çanak kendine özgü bir frekansa ve tona sahiptir. Çalındığında temel bir ton ve buna eşlik eden birçok üst ton üretir. Bu karmaşık ses yapısı dinleyicilerde derin bir etki yaratabilir. Çalma teknikleri. Vurma, çanağın kenarına veya dış yüzeyine yumuşak bir tokmakla vurulur. Ovma, çanağın kenarı boyunca ahşap veya deri kaplı bir çubuk döndürülerek sürtülür. Su çanağı tekniği, çanağın içine biraz su konur ve çalındığında su titreşerek ilginç görsel ve işitsel efektler yaratır. Modern kullanımları, ses banyoları, birden fazla çanak kullanılarak yapılan katılımcıların sesle yıkandığı seanslar, otonom duyusal meridyen tepkisi videoları rahatlatıcı içerik oluşturmak için kullanılır. Müzik terapisi, profesyonel müzik terapistleri tarafından çeşitli tedavi programlarında kullanılır. Bilimsel araştırmalar, bazı çalışmalar, Tibet çanağı seslerinin beyin dalgalarını etkileyebileceğini ve alfa dalgalarını artırabileceğini öne sürmüştür. Ancak daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç vardır. Kültürel önemi, Tibet'te ve çevre bölgelerde sadece müzikal bir alet değil, aynı zamanda manevi ve kültürel bir semboldür. Budist tapınaklarda dua ve meditasyon uygulamalarının önemli bir parçasıdır. Bakım ve muhafaza, çanaklar genellikle yumuşak bir bezle temizlenir. Sert kimyasallardan ve aşırı sıcaklık değişimlerinden korunmalıdır. Uygun şekilde muhafaza edildiğinde, bir Tibet çanağı nesilden nesile aktarılabilecek kadar dayanıklı olabilir.